Merhaba Başak Burcu ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Aralık 2022 etkilerine dilerseniz hep beraber bakalım. 4 Aralık tarihinde şurada görmüş olduğunuz Neptün, Balık Burcu'nda sizin 7. evinizde ileri hareketine başlayacak. Balık Burcu'nun yönetici gezegeni Neptün'dür. Dolayısıyla Neptün'ün ileri harekete başlamasıyla beraber 7. ev konuları üzerinden halletmek istediğiniz bütün gündemlerinize ilişkin daha akıcı bir tempo devrede olacaktır. Özellikle burada Jüpiter'in de bulunması, Jüpiter biliyorsunuz şans, bolluk ve bereket gezegenidir. Bu Jüpiter'in size sunduğu olumlu etkileri çok daha somut bir şekilde deneyimleme fırsatınız olacaktır. Şimdi özellikle bu 4 Aralık 20 Aralık tarihleri arasında hem Neptün ileri hareketli olacak hem de Jüpiter Balık Burcu'nda olacak. Daha sonrasında 20 Aralık tarihinden itibaren Jüpiter Koç Burcu'nda sizin 8. evinizde seyahatine başlayacak. Dolayısıyla bütün 7. ev konularınıza ilişkin Jüpiter'in burada olması ve Neptün'ün ileri harekete başlaması sizin için çok önemli olacak. 4 Aralık 20 Aralık tarih aralığını mutlaka değerlendirmeye çalışın. 7. ev konularınızdan neyi halletmek istiyorsanız bu tarih aralığını kullanabilirsiniz. Şimdi 7. ev konuları nelerdi? Onlara tek tek değinelim. 7. ev bizim her türlü ikili ilişkilerimiz, evliliğimiz ve ortaklığımızla ilgili konuları ifade eder. Aynı zamanda evlilik adayı konumunda bulunan kişiler ve onların hayatındaki gelişmeleri de ifade eder. Danışmanlık verdiklerimiz, danışmanlık aldıklarımız, bunlar kişiler de olabilir, kurumlar da olabilir. Başka başlatacağımız mahkemeler, yapacağımız ticari ortaklıklar, anlaşmalar, ev arkadaşı, oda arkadaşı gibi aynı hayatı paylaştığımız kişiler, açık düşmanlıklarımız, ikinci çocuk, bir imza, vekalet, protokol, mutabakat çerçevesinde bir araya gelinen kişiler, çevreler vesaire, hepsi 7. ev konusudur. Dediğim gibi bu tip gündemleriniz varsa bunları halletmek adına güzel bir süreç olacak. Mutlaka not alın, değerlendirmeye çalışın. Özellikle ilişkisi olmayan arkadaşlarımız varsa, şunun da burada transitini görüyoruz. İlişkisi olmayan arkadaşlarımız için de bu ay çok önemli ilişki fırsatlarının olacağı, çok yüksek potansiyeller taşıyan bir ay olacak sizin için. Mutlaka birileriyle tanışmaya, özellikle böyle ikili ilişkiler anlamında bunlara açık olmaya özen gösterin, sosyal olmaya özen gösterin, kalabalıklara karışın, daha sosyal olmaya, aktif olmaya özen gösterin. Çünkü bahsedeceğim başka etkiler de var ama hani burada ayın başından itibaren vurgulanıyor 7. ev konuları. Bahsedeceğim başka etkiler de var ama çok önemli görünüyor bu anlamda. Özellikle ilişkisi olmayan arkadaşlarımız, evliliğinde problemler olan arkadaşlarımız adına çözüm üretmek ya da güzel bir ilişki fırsatı yakalamak adına olumlu etkiler altında olacağınız çok güzel bir ayda olacaksınız. Şunu da belirtelim. Şimdi burada Neptün ve Jüpiter'in transiti rahatlama anlamı taşıyacağı için özellikle sorunlu bir ilişkisi olan arkadaşlarımız varsa bu sorunlu ilişkiden kurtulmak anlamı da taşıyacaktır. Buradaki her ikisinin transiti, bunu da belirtmiş olalım. Evet, şimdi sonrasında ise 7 Aralık tarihinde şurada görmüş olduğunuz Merkür 5. evinizde transitine başlayacak. Şimdi Merkür'ün buradaki transitini bir işaret şey gibi düşünün. Bu ay çok fazla 5. ev üzerinden transit alacaksınız. O yüzden 5. ev konuları çok çok önemli görünüyor. Hepsiyle ilgili detaylı bilgi verecek olursak. 5. ev konuları bizim aşk, romantizm, tutku, cinsellik ve çekim duygularımızla ilgili konu başlıklarını ifade eder. Çocuklarımızla ilgili meseleler, özellikle ilk çocuk haberi, hamilelikle ilgili bütün konu başlıklarını temsil eder. Borsa, kumar gibi riskli yatırım alanları, hobilerimiz, sahnelediklerimiz, yaratıcı çalışmalarımız, kreatif alanlar hepsi 5. ev konularına ait konulardır. Onun dışında hayattan keyif aldığımız alanlar, işte ne olabilir? Eğlenceler, tatiller, partiler, spor, tiyatro, konser, sinema ya da arkadaşlarınızla bir kafeterya gitmek bile olabilir yani. Bütün böyle size keyif veren ne varsa, yapmaktan keyif aldığınız ne varsa bütün bu konular 5. ev konularına aittir. Şimdi özellikle siz toprak grubu olduğunuz için Oğlak burcunda yığılacak olan gezegenler, bahsedeceğim başka etkiler de olacak. Sizlere
yarayacak üçgen açılar alacaksınız. Bu anlamda sizi böyle rahatlatacak, size böyle keyifli gelişmeler yaşatacak çok özel bir ayda olacaksınız. Özellikle az önce de bahsettim. Şimdi burada hem 7. evde aldığınız etkiler hem de burada gezegen yılması. Merkür'ün de buraya geçişiyle beraber 7 Aralık'tan itibaren çok daha aktif görünüyor. İlişkisi olmayan arkadaşlarımız için bu 7 Aralık tarihi yeni biriyle tanışmak, böyle ilk flört aşaması gibi bir süreci tetikleyebilir. Bunun bilgisini vermiş olalım. Özellikle tekrar söylüyorum, aktif olmaya, kalabalıklara karışmaya, tanışmaya açık olun insanlarla. Güzel bir ilişki fırsatı yakalayabilirsiniz. Merkür dediğim gibi ilişki anlamında burada ilk tanışmayı anlatabilir. Onun dışında ilk hamilelik haberi olabilir, ilk çocuk haberi olabilir. Eğer başka çocuğunuz varsa yine bir hamilelik haberi de olabilir. Bu onu da hani belirtelim. İlla ilk çocuk olmak zorunda değil. Ya da böyle borsa, kumar gibi riskli yatırım alanları ile ilgili bir iş yapıyorsanız bunlarla ilgili bir bilgi alabilirsiniz, bir tüyo olabilirsiniz, bazı kararlar alabilirsiniz ya da bir anlaşma sözleşmeniz olabilir. Onun dışında hobileriniz varsa ya da sahne alıyorsanız bunlarla ilgili yeni bir anlaşma, yeni bir iş fırsatı böyle bir durumda anlaşabilir, oluşabilir Merkür'ün etkisiyle. Bütün bu bahsettiğim 5. ev konularınızla ilişkin yeni bir anlaşma, sözleşme, yeni bir karar, yeni bir görüşme söz konusu olabilir diyebiliriz özet olarak. Şimdi sonrasında ise şurada görmüş olduğunuz 10. evinizde İkizler Burcu'nda 16 derecede bir dolunay gerçekleşecek. Sizin 10. evinizde az önce de bahsettim. Şimdi siz değişken gruplardan biri olduğunuz için, burçlardan biri olduğunuz için özellikle bu görmüş olduğunuz kare açılar, karşıt açılar vesaire bunların etkisiyle bu dolunaydan bu dolunayla beraber en çok zorlanan burçlar arasında olacaksınız. Özellikle ikizler, yay, başak ve balık burçları bu dolunayda zorlanacaklar. Şimdi özellikle ayın 8'inde gerçekleşecek bu dolunay, 8 Aralık'ta gerçekleşecek ama ayın başından itibaren özellikle bu etkileri hissetmeye başlayacaksınız. Çünkü ayın başında ay balık burcunda olacak. Şurada görmüş olduğunuz 7. evinizde ve bu etkiler yavaş yavaş kendini göstermeye başlayacak. Çünkü buradaki kare açıları tetiklemeye başlayacak. Sonrasında ise dolunayda 8 Aralık tarihinde dolunayda zaten bu bahsettiğimiz tek kare açılar ya da karşıt açılar etkisini göstermeye başlayacak. Biraz gerilimli görünüyor. Herkes için zor olacak. Ama özellikle bahsettiğim burçlar için birinci dereceden etki alacak burçlar arasında olacaklar. Biraz ayın ilk haftasına dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle 7 ve 8'inde ay ikizler burcunda olacağı için 7 ve 8'i çok daha gergin görünüyor. Zaten dolunaylar biraz hani karşıt açılar olduğu için gergin etkiler altında oluyor. Ama burada tek kare açı kalıpları da olduğu için açılar zorlu olduğu için yani özellikle biraz daha gergin görünüyor ayın ilk haftası. Yani ayın 8'ine kadar dikkat edelim. Ondan sonra elbette ki bu etkiler dağılacak. Çok farklı şeyler yaşamaya başlayacaksınız. Size bahsettiğim keyif veren güzel gelişmeler de yaşanacak. Ama sadece bu ilk haftaya ayın 8'ine kadar dikkat edelim. Onun dışında sonrasındaki gelişmeler güzel. Şimdi ne olabilir dersek, bir kere burada retro Mars'la etkileşim halinde gerçekleşecek bu dolunay. 10. ev konularınız üzerinden bir kapanış yaşayacaksınız ama bu kapanış bazı yüzleşmelerle birlikte gelecek. Özellikle geçmişte alakalı bir yüzleşme olacak retro olduğu için. Geçmişte tartıştığınız ya da rekabet halinde olduğunuz, geçmişten kavgalı olduğunuz biriyle ilgili olarak bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Buna dair bir kapanış yaşayabilirsiniz. Ya da Mars sizin 8. evinizin yönetici gezegeni olduğu için finansal konularınız ya da sizden gizlenen bir takım gizli saklı meselelerle ilgili olaylar yaşayıp bunların ortaya çıkmasıyla beraber bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Bu tip konuları da ifade eder. Ama dediğim gibi en nihayetinde 10. evde olacak. 10. ev üzerinden bir kapanış yaşayacaksınız. Şimdi 10. ev konuları neler? Onlara tek tek bakalım. Onlarla ilgili bilgi verelim. Elbette herkesin farklı bir gündemi oluşacak. Onu hani buradan birebir bilmemiz imkansız. Burada hani hangi gezegenleriniz varsa onunla ilgili konuları tetikleyecektir. Sadece hani fikir olsun diye ben bunları da belirtmiş olayım. O açıdan söylüyorum. Evet, şimdi 10. ev konuları bizim
Toplum içindeki kimliğimiz, parladığımız nokta, ulaşmak istediğimiz yer, varmak istediğimiz hedeflerimizle alakalıdır. Ün, statü, başarı, kariyerde elde etmek istediğimiz konum, almak istediğimiz terfiliklerle ilgilidir. Sosyal statümüzdür, evlilik, söz, nişan, anne olmak, baba olmak gibi konuları da ifade eder. Onun dışında mesleki ünvanlarımızı da anlatır. İşte doktor olmak, avukat olmak, aşçı olmak, berber olmak vesaire ismimizin önüne gelen sıfatları anlatır. Başka söyleyebileceğimiz aile büyüklerimiz ve onların sağlığı, onların hayatıyla ilgili gelişmeleri anlatır. Yine eşimizin aile büyükleri de dahildir, onun cev konularına dahildir. Başka baba ve baba figürüyle ilgili konular, patronlar ya da yöneticilerle olan ilişkilerimiz, iş hayatında, kariyer hayatındaki bütün ilişkilerimizi anlatır. Başka söyleyebileceğimiz mesleki anlamda fark yaratmak, öne çıkmak, popüler olmak, tercih edilmek, tanımak, duyulmak gibi çalışmalarınız varsa, bunlar adına yapmış olduğunuz çalışmalarınız varsa, bunlar adına gelişmelerle ilgili olabilir. Dediğim gibi bütün bu saydığım konu başlıklarına ilişkin bir yüzleşmeniz olacak. Bir konuyu kapatacaksınız. Ondan sonra hayatınıza devam edeceksiniz elbette. Bahsettiğim başka şanslı gelişmeler de yaşanacak ama ayın ilk haftasına dikkat edin. Evet, sonrasında ise geçelim bir diğer görselimize. 10 Aralık tarihinde şurada görmüş olduğunuz Merkür Venüs Oğlak burcunda 5. evinizde ilerlemeye başlayacak 10 Aralık tarihinde. Şimdi az önce bahsettiğim 5. ev konularınız çok çok aktif olacak demiştim. Burada Venüs'ün transitiyle beraber 5. ev konuları üzerinden çok daha daha görünür somut gelişmeleriniz yaşanmaya başlayacak. Özellikle Venüs parayı ve aşkı temsil ettiği için burada Venüs'ün 10 Aralık tarihinden itibaren Oğlak burcuna geçişiyle beraber ilişkisi olmayan arkadaşlarımız için yeni bir aşkın daha böyle somut bir şekilde hayatınıza girebileceğini söyleyebiliriz. Var olan ilişkinizde de daha böyle keyif alacağınız romantizm duygularınızın yükselebileceği, işte evliliğinizde ya da ilişkinizde daha böyle size keyif veren güzel anların da habercisidir aynı zamanda. Bunların dışında işte borsa, kumar gibi riskli yatırım alanlarını anlattığı için, bizim böyle hobilerimiz, sahnelediğimiz konuları da ifade ettiği için ve Venüs'ün temsil ettiği bir diğer konu para olduğu için, bu anlamda buralardan güzel paralar da kazanabilirsiniz. Çok daha fazla kazanabileceğiniz bir iş anlaşması, bir fırsat da olabilir, bir görüşme de olabilir. Bu anlamda güzel, bu tip bir mesleğiniz varsa bu anlamda şanslı etkiler yaşayabileceğiniz bir tarihi de işaret ediyor olabilir bu 10 Aralık sonrası. Sonrasında ise 20 Aralık tarihinde şurada görmüş olduğunuz Jüpiter sizin 8. evinizde ilerlemeye başlayacak Koç burcunda. 16 Mayıs 2023'e kadar buradaki transitine devam edecek. Jüpiter'in Koç burcuna geçişiyle ilgili olarak ben çok daha detaylı bir video hazırlamıştım. Burada varsa gezegenleriniz, asteroidleriniz, onların alabileceği etkiler vesaire, çok daha detaylı bir video kanalımda yayında şu anda. İzlemek isteyen arkadaşlarımız için ben açıklamalar kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan erişim sağlayabilirsiniz. Ama ben kısaca yine de değinmek istiyorum. Şimdi Jüpiter 20 Aralık tarihinden itibaren 8. evinizde ilerlemeye başlayacak dedik. 8. ev bizim miras, nafaka gibi çalışmadan elde ettiğimiz gelirlerimizle ilgilidir. Ortak işlerden ya da eşten gelen paralardır. Cerrahi müdahale gerektiren fiziksel sağlık problemlerimizdir. Bizden gizlenen konular, gizli saklı konular, bütün bu işte onlara ait sizin haber almanız ya da bunlarla yüzleşmeniz vesaire, sizden ne gizleniyorsa bu tip süreçleri anlatır. Ya da almış olduğunuz psikolojik danışmanlıkları gösterir. Başkalarının yardımı olmadan işin içinden çıkamadığınız zorlu meselelerdir 8. ev. Takıntılarımızdır. Alacak verecek borçlar, krediler, bankalarla ilgili meseleler, yeni kredi çekmek, kredilerinizi yapılandırmak, vergiler, vergilerinizle ilgili yapacağınız işler vesaire, düzenlemeler, onları da anlatır. Onun dışında hamilelik ve doğumla ilgili süreçleri de anlatır. Cinsellikle ilgili konulardır, katıldığımız müsabakalardır. Bütün bunlara ilişkin
halletmek istediğiniz ne varsa şanslı etkiler altında olacağınız bir dönemin habercisi buradaki Jüpiter'in transiti. 8. ev aslına bakarsanız 7. ev üzerinden yaptığımız hatalarla yüzleştiğimiz zamanları gösterir. Bunlar adına sizi üzen durumlarınız varsa, sizin psikolojinizi bozan durumlar varsa onları kendi içinizde çözümlemek adına, kendi içinizde huzur bulmak adına, iyileşmek adına fırsatlar size sunacaktır. Mesela nasıl olabilir? Bir danışmanlık alırsınız. Bu bir psikolojik danışmanlık da olabilir. Bir astroloji, okült konularla ilgili almış olduğunuz bir danışmanlık da olabilir. Bu şekilde kendi içinizde çözümleyip bunlardan arınmak, kurtulmak, kendi içinizde hepsini anlamlandırmak, bir takım kararlar alıp yeni bir şekilde yolunuza devam etmek adına güzel gelişmeleri tetikleyebilir. 8. ev aslında astrolojide anka kuşunun hikayesinin geçtiği yerdir. Küllerimizden yeniden doğduğumuz zamanları tetikler. Burada Jüpiter'in de transitiyle beraber özellikle 7. ev konuları üzerinden üzüldüğünüz ne varsa onlara sorularınıza cevap bulmak, yeni kararlar alıp yolunuza devam etmek adına size şanslı fırsatlar sunacaktır. Az önce bahsettiğim konu başlıkları da olabilir. Elbette işte finansal konular, borçlar, miras vesaire bunlar adına şanslı gelişmeleri de gösterebilir. Umarım en güzel şekilde yararlanma fırsatınız olur Jüpiter'in buradaki şanslı transitinden. Evet, şimdi geçelim bir sonraki etkiye. 22 Aralık tarihinde şurada görmüş olduğunuz güneş de sizin 5. evinizde hareket etmeye başlayacak. Sizler toprak grubu olduğunuz için Oğlak burcundaki bu gezegenlerin bu gezegen yılması size her anlamda olumlu açılar göndereceği için destek olacaktır. Sizin hayatınıza daha keyifli gelişmeleri dahil edecektir. Çünkü bu 5. ev özellikle bizim hayattan daha çok keyif aldığımız, bizi neşelendiren, mutlu eden gelişmeleri anlatır. O yüzden bu ay sizler için çok çok önemli olacak. Bir dönüm noktası olacak. Bazı şeylere nokta koyacaksınız. Özellikle hani 10 ve 4 aksında bir dolunayınız var, gelişmeleriniz olacak. Bazı noktalar koyacaksınız, hayatınızdan çıkması gerekenler çıkacak. Yepyeni sayfa açacaksınız ve bu sayfa yani özellikle hani şunu da belirtelim. 23 Aralık tarihinde 5. evde bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ayla beraber 23 Aralık tarihinden itibaren hayatınıza yeni bir sayfa açacaksınız ve bu yenilikle beraber hayattan daha çok keyif aldığınız, sizi mutlu eden güzel gelişmeleri hayatınıza kattığınız çok güzel bir dönem başlayacak sizin için. Dediğim gibi üçgen açılar alacaksınız. Ne yaşarsanız yaşayın, sizin hayrınıza olacak. Öyle düşünün. Güzel gelişmeler de yaşayacaksınız. Yani baktığımızda açılar ve transitler bunu gösteriyor. Her anlamda iyileşeceğiniz, ruhunuza iyi gelen, sizi mutlu eden, size keyif veren güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Bu yeni ayda özellikle bunu bir kez daha vurguluyor. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi bu yeni ayın yaşandığı 23 Aralık tarihinde aynı zamanda şurada görmüş olduğunuz Şiron da ileri hareketine başlayacak. Şiron da bizim böyle çaresiz kaldığımız, bizi üzen yaralarımızla ilgilidir. Düz seyrine geçmesi ve burada Jüpiter'in varlığı. Jüpiter de biliyorsunuz büyük şifacıdır. Şiron'un da şifalandırma yönü vardır. Daha çok yani burada Şiron'un da düz seyrine geçmesi o şifacı yönünün aktif olacağını gösteriyor. Dediğim gibi bütün bu 8. ev konularınıza ilişkin sağlık problemi de olabilir bunlar. Yaşadığınız işte bu işte mirastı, nefakaydı, borçlarınızda işte ilişkiler üzerinden yani 8. ev ayrılık acısını, aşk acısını da gösterir. Bunlar üzerinden yaşadığınız acı ve her ne varsa bunlarla ilgili bir iyileşme sürecinizin, şifa sürecinizin olacağını gösteriyor. Bir kez daha burada Şiron'un da düz seyrine geçmesi bunu bize ifade ediyor. Sonrasında ise 29 Aralık tarihinde şurada görmüş olduğunuz Merkür 5. evinizde geri hareketine başlayacak. Aynı tarihte 29 Aralık tarihinde Venüs'te de kavuşum yapacak. Şimdi özellikle bu tarih sonrasında 18 Ocak 2023 tarihine kadar Merkür retroda olacağı için eskiden tanıdığınız kişilerle alakalı bir aşk hikayesini de anlatabilir. Ve özellikle burada Plüton da devrede olacağı için sizi böyle takıntı haline getirmiş birisi ya da sizin bir böyle takıldığınız birisi, unutamadığınız, vazgeçemediğiniz biriyle ilgili olarak bir ilişki fırsatını da size getirebilir. Buradaki bu retro hareket, Merkür'ün retrosu.
Dediğim gibi eskiden tanıdığınız ya da eski ilişkinizden bir ilişki talebi olabilir. Ya da sizin takıldığınız böyle eskiden beri taktığınız biriyle alakalı olarak bir ilişki sizin talebiniz olabilir. Onu da ifade edebilir. Şimdi özellikle bu 5. evde olduğu için Merkür'ün retrosu 5. ev bizim aşk hayatımızla ilgili olduğu için, yani bu evli olun ya da olmayın fark etmiyor. Bütün bu hayatınızda olan kişiyle olan diyaloglarınıza çok dikkat edin. Olumsuz anlamda eski konular tekrar gündeme gelebilir. Bu olumsuz ama konular. Onlarla ilgili yanlış anlaşılmalar, yanlış anlamalar vesaire olabilir. İletişim trafiğinize dikkat etmekte yarar var. Yani ilişkide bulunduğunuz kişiyi üzebilecek diyaloglardan kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Bu 18 Ocak 2023'e kadar. Bunlara dikkat edin. Onun dışında genel anlamda Merkür'ün retrosu, biliyorsunuz, iletişimle ilgili yanlış anlamalar, yanlış anlaşılmalar, işte iletişim cihazlarının bozulması ya da trafikte problemler, kargoların yanlış yerlere gitmesi, bir takım unutkanlıklarımız, özellikle burada Venüs'te de kavuşum halinde olacağı için parayla ilgili, işte atıyorum bankamatik şifrenizi unuttunuz vesaire, ya da paranızı yanlış değerlendirdiniz ya da paranızı çaldırdınız vesaire, bunlara da paranıza da dikkat edin, yatırımlarınıza dikkat edin. Özellikle bu hani borsa, kumar gibi bu buralardan para kazanan arkadaşlar varsa 29 Aralık 2022 18 Ocak 2022 tarihlerinde çok daha dikkatli olun kararlarınızda, yatırım yapacağınız her ne varsa buralara dikkat edin. Özellikle bu tarih aralığında imzalarınızı bekletmenizi tavsiye ediyoruz elbette. Çok önceden verilmiş bir kararınız varsa bununla imzalardan korkmanıza gerek yok, ama eğer bu yeni bir kararsa daha sonra ertelemekte yarar var. Sonrasında verim alamayacağınız, pişman olacağınız imzalar olabilir bunlar. O yüzden bekletmekte yarar var. Bütün kararlarınızı tekrar tekrar gözden geçirmekte yarar var. Çünkü Merkür bizim zihin dünyamız olduğu için aklımız hani biraz böyle nasıl söyleyeyim, doğruları görmekte yanılabiliriz. Ya da alacağımız sonuçlar bizi sonrasında tatmin etmeyebilir. O açıdan kararlara dikkat edin, erteleyelim, eline boyuna düşünelim. Az önce de söylemiş olduğum gibi. Evet, genel olarak bu şekilde aktaracaklarım. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımda izlemeyenler için 2023 yılına ait videolar var. İzlemek isterseniz açıklamalar kısmına ben linkini ekliyorum. Oradan erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca burada bütün anlattığım etkilere dair detaylı bilgileri açıklamalar kısmına da ekliyorum. Yine oradan bakıp kontrol edebilirsiniz. Umarım her ne yaşarsanız bu ay sizin hayrınıza gelişecek güzel gelişmeleri hayatınıza dahil ettiğiniz güzel bir ay olur. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.